Hepiniz Gel Bizden Ye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane kolay bir bisküvi pastası yapacağız. Sadece 3 malzeme kullanacağız ve şekilde gördüğünüz gibi harikalar yaratan bir bisküvi pastası elde edeceğiz. Onun öncesinde videomu izledikten sonra beğenip yorum bırakmayı ve tabii ki ailemizin daha da çok bilmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdiden izleyecek arkadaşlarım için iyi seyirler. İlk önce bir paket pudingimi tencerenin içerisine aldım. 3 su bardağı kadar süt diyordu. Ben 2 su bardağı kadar koydum. Ekstra bir su bardağının böyle çeyreğe kadar da sonradan ekleme yaptım. Ki koyu bir kıvamı olsun diye. Tam 3 su bardağı koymadım yani. Ardından karıştırıyorum. Koyu bir kıvam elde edince zaten pudingim hazır olmuş oluyor. İki malzememizi kullandık. Üçüncü malzememiz ise petibör bisküvi. Sade ve kakaolu tercih ettim. Gördüğünüz gibi bende kek kalıbı vardı. Ama siz bu baton kek kalıpları oluyor ya, onlarda da yapabilirsiniz. Ya da bu hani kare şeklinde olabilecek kalıplarınızda yapabilirsiniz. Kakaolu petibör bisküvimden bir tane aldım. Bir tarafına pudingimi sürüyorum. Ve kek kalıbının başına yatay şekilde yerleştiriyorum. Ardından sade petibör bisküvimi alıyorum ve bir kenarına yine pudingimden sürüyorum ve ilk sürmüş olduğum petibör bisküvimin arkasına onu da yapıştırıyorum. Ve bu şekilde bu kek kalıbının sonuna kadar dizmeye devam ediyorum. Kalan pudingimi petibör bisküvimin üst kısmını kaplamak için kullanıyorum. Şimdi kalıbın içerisinde olduğun için çıkardığınızda eksik kalan yanlarını çıkardığınızda göreceksiniz. Bu yüzden bir kase kadar da pudingimi daha sonrasından üst kısmını düzeltmek için ayırıyorum. Ardından şekilde gördüğünüz gibi güzelce kaplıyorum. Kapladığım hali de şu an görüntüdeki gibi. Ben bir gece dolapta beklettim. Vaktim vardı ama siz 3-4 saatte bekleterek yine güzel sonuçlar alabilirsiniz. Görüyorsunuz ayırdığım pudingim de burada. Ertesi günden herkese merhabalar. Güzelce kalıbımı genişlettim ve çıkardım. Baş kısmı çıkmayabilir, bıçak yardımıyla rahatça çıkartabilirsiniz. Şekilde gördüğünüz gibi boş kalan kısımları vardı. Orayı o kalan pudingimle güzelce tamamladım. Ve baş kısımlarını sürmeden yapıştırdığım için görüyorsunuz o kısımlar da boştu. Oraları da güzelce pudingimle kapladım. Şimdi kesme kısmına geldik. İnşallah doğru anlatabilirim. Bir ucundan tutarak çapraz bir şekilde kesiyoruz. Ardından diğer uçtan tutarak da çapraz kesiyoruz. Ve sonuna kadar bu izleri takip ederek kesmeye devam ediyoruz. Herhalde en keyifli kısmına geldik. Ben bayağı keyif almıştım. Kenarlarını güzelce böyle
minik hareketlerle deviriyoruz ve efsane görüntümüz ortaya çıkıyor. Ardından ben Antep fıstığı kullandım. Siz Hindistan cevizi vesaire de kullanabilirsiniz. Hatta boş da kullanabilirsiniz. Her türlü çok güzel bir sonuç elde ediyorsunuz. Ben Antep fıstığını kullanarak sunumumu tamamlamış oldum. Sıra tadım aşamasında bisküvi pastası nasıl oluyorsa aynı tadı var. Yani tahmin edebilirsiniz. Ama böyle sunum şekli olarak çok güzel bir sunuma sahip bisküvi pastası diyebilirim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.